Türk Manyetik Rezonans Derneği tarafından 26.sı düzenlenen yıllık bilimsel toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Özellikle radyoloji camiasında ARSN dediğimiz Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nde çok önemli yer tutan, hakikaten bilimsel manada da kıymetli yeri olan, çok sayıda kitabı ve makalesi olan hocalarımız da var. Yapay zeka, lezyon tespitinde sayı olarak, boyut olarak tabii çok yardımcı yöntemler. Yani doktorun işini çok kolaylaştırıyor. Radyolog bazında konuşursak radyologların işini çok kolaylaştırıyor. Ama asla ve asla bir insan zekası olmadan tek başına yeterli olamaz. Ben Türkiye'de de okudum tıp fakültesini. Bu örneği de başka derslerimde kullandım. Benim çocuk istismarı olarak tıp fakültesini, 6 yıllık tıp fakültesini aldığım ders sayısı 0. Şu anda vardır diye ümit ediyorum. Umarım vardır. Ama bu Türkiye'de çocuk istismarı olmadığından değil, insanların farkındalığı olmadığından. Radyoloji dışındaki hekimlerden de yavaş yavaş ilginin yükseldiğini son yıllarda takip ediyoruz. Buna ek olarak biliyorsunuz radyoloji cihaz ve teknoloji bağımlı bir branş. Buna bağlı olarak mühendislik firmalarının da yine kongremize ilgisi oluyor. Müzik.